Arkadaşlar merhaba, at tamlamalarıyla devam ediyoruz. Şimdi belirtili at tamlamamız var. Karşımıza çıkıyor tabii ara ara. Neymiş bu belirtili at tamlaması? Bakın arkadaşlar, tamlayanımız var, bir de tamlananımız var. Hocam ben bunları bazen karıştırıyorum ya da sürekli karıştırıyorum derseniz, hani ben şöyle diyorum mesela, kovalayan, kovalanan. Aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. Şimdi bakın, tamlayan ekimiz bu. Hani ilge eki vardı ya, yapı bilgisini anlatmıştım, ilge eki. Tamlayan ekimiz bu. Şu kaynaştırma kullanabilirsin, kullanmayabilirsin. O yüzden parantez içerisinde verdim. Ön ise arkadaşlar tamlayan ekinin kendisi. Tamlanan, hani şu S kaynaştırmayı gördüğünüz gibi. Arkasındaki ise üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Üçüncü tekil kişi iyilik ekidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz, iyilik, sahiplik, aitlik ve tamlanan eki aynı ek. Farklı farklı isimlerle gördüğünüzde arkadaşlar şaşırmayın. Bunu daha önce söylemiştim. Bakın, iyilik eki bulurken de at tamlamalarını test ediyoruz. Mesela şey, hocam at tamlamasını çok güzel yakalıyorum. Tamam. Ama iyilik ekinde problem yaşıyorum. Tamam. Tam adamına sordun işte. Tam adamına söylediği şey derdini. Bak at tamlamalarında şu ek ne eki? Tamlayan biliyor. Şu ne eki? Tamlanan. İşte o tamlanan eki iyilik eki. Devam. Hadi bakalım. Tepsinin deseni. Tepsinin tamlayan eki. Hop. Deseni tamlanan eki, yani iyilik eki, buyurun size belirtili at tamlaması. Devam. Salonun halısı. Tamlayan eki, halısı dedik sevgili arkadaşlar. Tamlanan eki, yine S kaynaştırmanın, yani iyilik eki. Ne oldu arkadaşlar? Yine bir belirtili at tamlaması karşımıza çıktı. Şimdi tabii iki tane örnek verdik, geçtik. Artık çözdünüz beni, tarzımız değil. Olabildiğince farklı örneklerle karşılaştırmaya devam edeceğim sizi. Şimdi arkadaşlar, telefonun kılıfını 2 saattir arıyorum dediğimde şöyle gözünüze ilişti. Telefonun kılıfını. Bakın tamlayan ekimiz var. Halde bu bir tamlayan. Yani burada da tamlayan, burada da tamlayan. Şunlar tamlanan eki. O zaman bunlar tamlanan. Tamlanan. Şimdi telefonun kılıfını dediğimizde ilk I tamlanan eki, yani iyilik eki. İkincisi ise arkadaşlar belirtmen ekidir. İkisi arka arkaya iyilik eki değildir. Yani ilki tamlanan eki, yani iyilik eki. İkincisi ise belirtme hal ekidir. Neden söylüyorum? Mesela bazen at tamlamalarında belirtili at tamlaması var ya, buraya birkaç tane ek gelebiliyor ya da uzunca bir ek gelebiliyor. Gözden kaçabiliyor, uyanık olun diye. Yani arada saklanmış olabilir at tamlamaları. Demek. Evin adresini bulamamıştı görevli. Evin adresini dediğimizde evindeki in tamlayan eki, adresi iyilik eki, yani tamlanan eki. Tamlanan eki. İkincisi yine şununla aynı ek sevgili arkadaşlar. Buyurun yine belirtili at tamlaması. Şimdi ek not. Belirtili at tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına başka sözcükler ya da cümlenin ögeleri girebiliyor. Bakalım nasıl örnekler var. Sınıfın en haylaz öğrencisi o idi. O idi yüklem. Bir kişi zamiri ek eylemle yüklem oldu arkadaşlar. Demiştim ya, idi imiş ise ek eylemi ayrı da yazılabiliyor. Buyurun. Peki o idi demiş. O kimmiş? Sınıfın en haylaz öğrencisi. Ama hocam hani şurada yok bir şey, hani bunun gibi bir şey yok diyebilenler olabilir. Oluyor çünkü. Şimdi bakın arkadaşlar, diyorum ya, araya bazen başka sözcükler, sözcük öbekleri girebiliyor. Ama bu onun at tamlaması olmadığı anlamına gelmesin arkadaşlar. Bakın sınıfın, şunu gördünüz ya arkadaşlar, bu ögelerde de işimize yarayacak. Buna dikkat edin, tamam mı? Çok çıkıyor karşımıza. Sınıfın
En sınıfın en haylaz, sınıfın en haylaz öğrencisi. Gördünüz mü? Şu tamlayan iki, yani şuradaki şu ek burada, eyvallah, ama şuradaki şu ek, yani şu ek, şu ek ta nerede arkadaşlar? Burada. Arada sadece iki tane sözcük olacak derim şarttı. 4 olur, 5 olur. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şunu takip edelim. Şunun sonu ne? Bak hakikaten çok işinize yarayacak. Demeyin. Sınıfın en haylaz öğrencisi dedik. Hocam bu zincirleme hat tamlaması mı? Bakalım. Nasıl öğrenci? Haylaz öğrenci. Sıfat. En sözcü ise derece belirttiği için ölçü zarfıdır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir at tamlamasının arasına sıfat da girdi, zarf da girdi. Zincirleme at tamlaması olmadı. Neden olmadı? Çünkü zincirleme at tamlaması olması için en az 3 tane adın olması lazım. Bakın bu adlar konusunun ilk videosunda dedim ya size. Sıfat ad değildir. Zarf ad değildir. O hesap. Burada sadece iki tane ad var. O yüzden belirtili ad tamlaması, zincirleme ad tamlaması değil sevgili arkadaşlar. Devam. Başarın yarın İstanbul'dan arkadaşları gelecek. Hocam başarın yarın. Olmadı. Devam o zaman. Devam. Çünkü bu var. Bunu takip et. Takip et bunu. Yarın İstanbul'dan. O da olmadı hocam. Pes etme. Devam. Arkadaşları. Aha. Başarın arkadaşları. Hop. Ne oldu arkadaşlar? Tamlanan da burada. Belirtili at tamlamasının arasına hani şu ölçü zarfı bir sözcük türü. Sıfat bir sözcük türü. Bu sefer öge girdi. Hem de iki tane öge girdi. Nasıl yani? Gelecek yüklem. Kim gelecek? Başarın arkadaşları. Bakın belirtili at tamlaması. Kim gelecek? Başarın arkadaşları. Öge olarak özne oldu. Araya ne geldi bakalım? Ne zaman gelecek? Yarın. Zarf tümleci. Nereden? Dolaylı tümleç. Ben yine usulca arkadaşlar şöyle ögelere göz kırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Devam. Yani gördüğünüz gibi ne oluyormuş? Araya farklı ögeler de girebiliyormuş. Evet, bir başka ek notumuz. Belirtili at tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Gözden kaçıyor mu? Maalesef kaçıyor. Hadi bakalım. Gözleriniz deyince sessizliği bitecek sözcüklerin. Ya hocam ben şöyle bakınca sanki bir şey yok ya. Aa, acaba şu olabilir mi falan diye akıldan geçebilir ama değil. Değil çünkü orada zarf fiil grubu ince ince. At tamlaması değil. Sessizliği bitecek sözcüklerin, orada bitecek var falan. Ha bulan buldu bu arada. Bulmayanlar yerine böyle iç konuşma yapıyorum. Sessizliği bitecek sözcüklerin, sözcüklerin sessizliği. Bakın tamlayan burada, tamlanan burada. Mesela aşağıdakilerin hangisinde bir belirtili at tamlaması yoktur tarzı bir soru olur. A'ya da şunu koyar. Yani kaçıran kaçırır arkadaşlar. Kaçıran kaçırır ama burada belirtili at tamlaması var. Yer değiştirmiş sadece. Yani mantıksız bir şey değil. Özellikle şiirlerde sıkça kullanılıyor. Devam. Ek not. Belirtili at tamlamalarında bir tamlayana bağlı birden çok tamlanan bulunabilir. Ne demek istiyorum? Bakın ne diyor? Bir tane tamlayan. Bir tane tamlayan. Kentin. Bakın gördünüz mü tamlayan ikini? Tamlayan iki olduğu için bu tamlayan. Kentin sokakları. Hop. Kentin caddeleri. Hop. Kentin meydanları. Tamlanan. 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 Tamlayan tek değil mi arkadaşlar? İşte buna da ne deniyormuş? Tek olan ortaktır. Tamlayanı. Tamlayanı. Ortak olan at tamlaması deniyor. Tamlayanın ortak olan at tamlaması var. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Tam tersi var. Yine tek olana dikkat edin. Evin. Tamlayan eki. Tamlayan bir tane var. Arabanın. Yine tamlayan eki. Yani bu tamlayan oldu aynı zamanda. Dükkanın. Yine tamlayan eki.
Vergisini bu hafta yatırdım dediğimde hop S kaynaştırmanın yanındaki. Bakın ben 3. tekil kişi iyilik eki sadece S kaynaştırmanın yanında yer alır demiyorum. Başka yani kaynaştırma harfi siz de kullanabilirsiniz. Ama senin yanındakiler 3. tekil kişi iyilik eki. Yani tamlayan eki. Onu diyorum arkadaşlar. Evet, evin tamlayan 1. Tamlayan 2, tamlayan 3. Hop, ne oldu arkadaşlar? Tamlanan bir tane. İşte buna da tamlanan ortak. Tamlananı ortak at tamlaması deniyor. Mesela şöyle bir soru geldiğinde hangisinde tamlayanı ortak at tamlaması? Arkadaşlar tuzağa böyle gelir. Bunu sorarsa da tuzağa böyle gelir. Ne demek istiyorum? Acele etmeyin. Dikkatle bakın. Tek olan ortaktı. Bunu aklınıza getirin. Ondan sonra atın golü. Devam. Şimdi eknot. Belirtili at tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Yarın velisi gelecek. Kimin velisi? Onun velisi. Hani yazıyor mu burada? Yazıyor mu? Yazmıyor. O yüzden arkadaşlar burada ne düşmüş? Tamlayan düşmüş. Kritik bir bilgi. İyi dinleyin. Şimdi şu yazmıyor ya, şu yazmıyor. Cümleyi okuyorsunuz. Bu cümlede kaç tane at tamlaması var? Bir diyenler hata yaptı. Neden? Çünkü at tamlaması olabilmesi için orada bir sözcük öbeğinin olması lazım. Tek sözcükten at tamlaması olmaz. Burada at tamlaması yok sevgili arkadaşlar. Burada at tamlaması yok. Ha. Cümle içinde onun velisi yazsaydı at tamlaması vardı. Tamlayanı zamir olan bir at tamlaması vardı. Ama yazılı değil. Ne olmuş? At tamlaması yokmuş. Ama şimdi şuraya çok dikkat edin. Soru kökü. Soru kökü. Soru kökünde size şöyle bir şey derse. Aşağıdakilerin hangisinde? Aşağıdakilerin hangisinde? Tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır. Yani soru sizi yönlendirirse o zaman cevabınız bu olur. Normal şartlarda at tamlaması var mı? Yok. Çünkü sözcük öbeği yok. Ama sana soru diyor ya. Tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır derse. İşte o zaman bu neymiş arkadaşlar? Cevabınız olabiliyormuş. Aklınızdan çıkmasın. Tamlayanı düşürdük. Bu kimin arabası? Kimin arabası dediğimizde arkadaşlar. Kimin? Tamlayan. Zamirler de at tamlamasında kullanılabiliyor. Soru zamiri de olur, kişi zamiri de olur, belgesi zamiri de olur. Zamirler de at tamlamalarında kullanılabiliyor, aklınızdan çıkmasın. Tamlanan bu. Şimdi Aslı'nın arabası dedik. Aslı'nın arabası. Hop bu sefer de ne oldu arkadaşlar? Tamlanan düştü. Devam. Şimdi belirtisiz at tamlaması. Belirtili at tamlaması da ne vardı? Belirtili at tamlamasında tamlayan vardı. In ya da nın. Ha. Tamlanan da vardı. Belirtisiz at tamlamasında, belirtisiz at tamlamasında ise tamlayan ekimiz yok. Tamlayan ekimiz yok. Fark bu. Bakın, çöl tilkisi. Şimdi çölün tilkisi dedin, o belirtili at tamlaması. Ama ne oldu burada? Tamlayan eki var mı? Yok. İşte belirtili at tamlaması, belirtisiz at tamlaması arasındaki fark budur sevgili arkadaşlar. Tilkisi dedik, tamlanan ekimiz var. Belirtisiz at tamlaması, okul defteri. Bakın, iyilik eki. Üçüncü tekil kişi iyilik eki. Ama S kaynaştırma harfi yok. Neymiş? Tamlanan eki varmış, tamlayan yokmuş. Yani tamlayan var ya, tamlayanın eki yokmuş. Belirtisiz at tamlaması. Devam ediyorum. Çamaşır makinesi yine arızalandı. Evet, çamaşır makinesi. Biraz size bırakıyorum da zaman kazandırıyorum. Ekran görüntüsü almak için hangi tuşlara basmak gerekiyor? Evet, ekran görüntüsü. Bakın, tamlayan eki yok. Tamlananlar burada. Bazı şeyleri...
Hocam bu bazı şeyleri belirtisiz at tamlaması mı? Değil. Neden? Şimdi ben burada iyi kullanmadım, doğru mu? Şimdi kapattım burayı. Bazı şeyler deyince arkadaşlar, bazı sözcüğü belgesiz sıfattır. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasıdır. Buraya dikkat bakın. Bu sıfat tamlamasıdır. Şurası da tamlanan eki değildir. Yani şu eklerden bir tanesi değildir. Neyi sorusuna yanıt verdi değil mi? Neyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor? Bazı şeyleri. Neyi sorusuna yanıt verdiği için oradaki i belirtme hal ekidir. Zaten bu sıfat. Bu da belirtme hal eki. Kalıp olarak aklımıza gelebilir. Hocam acaba bu belirtisi hat tamlaması mı? Değil sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Devam. Göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şöyle baktığınızda bakın. Bunlar da en sinisi belirtisi hat tamlamalarındandır. Dedim ya size az önce belirtili hat tamlamalarında hani böyle sonrasında ekler falan girebiliyor, kaynaştırma falan gözden kaçabiliyor. Bakın arkadaşlar burada belirtisi hat tamlaması var. Göz önü. Belki içinizden diyorsunuz ya ben bunu parçada nasıl göreyim? Haklısın ama şunu bir kendine rehber yaparsan bu örneği o soruları çözerken o bakış açısına da kavuşmuş olursun. Nitekim ben de öyle çözüyorum. Bilgimi de size aktarıyorum arkadaşlar. Bakın ek var. Göz önünde. Ne oldu arkadaşlar? Göz önü belirtisiz at tamlaması. Kardeşimi gitar kursuna yazdırmışlar. Bir kıskanma cümlesi var sanki burada. Gitar kursu. Kurs U. Bakın gitarın değil. Tamlayan eki yok. O yüzden belirtisiz at tamlaması. Hemen şuraya bir dikkat çekiyorum. Sorayım hatta. Arkadaşlar burada at tamlaması var mı at tamlaması? At tamlaması yok. Çünkü bu bir sözcük öbeği değil. Peki soruyu değiştirdim. Tamlayan düşmüş at tamlaması var mı? Evet var. Çünkü benim. Diyorum ya size. Az önce de söylediğim gibi. Şurada da söylediğim gibi. Soru köküne dikkat. Normalde at tamlaması yok. Normalde at tamlaması yok. Yani bu cümlede kaç tane at tamlaması var? Bir tane var. O da bu. Ama soru bana dedi ki tamlayan düşmüş at tamlaması vardır. İşte o zaman olur. Dikkat. Meyve bahçesindekileri görecektiniz. Heh. Meyve bahçesi. Hop. Kaynaştırma geldi. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Eklere bakın. Arada kaynamasın. Arada kaynamasın. Çünkü devamında ekler gelebiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat. Hemen bir temizlik yapıyorum. Belirtisi hat tamlaması da devam. Tahta temizliği tamam arkadaşlar. Belirtisi hat tamlaması da devam ediyorum. Bir ek not yine. Belirtisiz hat tamlamalarında araya sıfat girmez. Bakın belirtili hat tamlamasında giriyordu. Belirtisiz de girmez. Sıfat at tamlamasının başına geliyor arkadaşlar. At tamlamasının başına geliyor. Ve bütün tamlamaya hükmediyor. Ne demek istiyorum? Mesela mavi olan burada çocuk mu? Değil. Ayakkabı mı? Değil. Çocuk ayakkabısı mı? Evet. Belirtisiz at tamlamasında sıfat başa geldi. Bütün tamlamaya hükmettiği için arkadaşlar bu sıfata tamlamanın sıfatı denir. Aklınıza bulunsun. Mesela hangisinde tamlamanın sıfatı vardır derse şu belirtisiz hat tamlamasının başındaki sıfata dikkat. Devam. Bir ek not daha. Şimdi belirtisiz hat tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında arkadaşlar değişik anlam ilişkileri de olabiliyor. Bakın anlam ilişkisi. Ne demek ki? Mesela şey gelebiliyor. Hangi ikisinde aynı anlam ilişkisi vardır? Ya da ötekilerden farklı bir anlam ilişkisi vardır belirtisiz hat tamlamasında. Yani hani bir an şeyde kalıyor öğrenci, yani bir tereddütte kalıyor. Acaba ne demek istiyor falan diye. Kalmayın sevgili arkadaşlar, öğrenin. Bakın bir kere bunların hepsi ne reçeli, vişne reçeli, ne korkusu, sınav korkusu, ne komutanı, bölük komutanı, ne ağacı, çam ağacı, ne dondurması, Maraş donu. Bir kere hepsi belirtisiz hat tamlaması. Bunun da herhangi bir şüphe yok. Tuzak da yok. Şimdi vişne reçeli neden yapıldı? Neden yapıldı? Sınav korkusu, korkunun nedeni. Neden? Neden ilişkisi? Bölük komutanı, görev.
Çam ağacı, tür. Maraş dondurması nereye özgü oldu? Yani neymiş arkadaşlar? Bu tarz anlam ilişkileri de belirtisat tamlamasında karşımıza çıkabiliyormuş. Devam ediyorum. Zincirleme at tamlaması. Zincirleme at tamlaması nedir? Ya tamlayanı, ya tamlananı, ya da her ikisi birden at tamlaması olacak. Yani en az 3 tane ad olacak. Ama bu 3 ad, birisi cümlenin başında, birisi ortasında, bir tanesi en sonunda falan değil. Birbiriyle ilişkili olacak. En az 3 adın bir araya gelip tamlanmasıyla oluşan tamlamaya da zincirleme at tamlaması deniyor. Bakalım örneklere. Haziran ayının heyecanı. Artık tatil heyecanı. 12'ler için üniversite sınavının heyecanı. Bakalım. Haziran ayının heyecanı arkadaşlar. Hop. Haziran ayı. Burada bir tane yelik ekimiz var. Yani tamlanan ekimiz var. Aha. Bir tane de tamlayan eki var. Tamlayan eki varsa devam ediyor. Devam ediyor. Araya birkaç bir şey de girebilir ama devam ediyor. Haziran ayının heyecanı dedim. Ne oldu arkadaşlar? Burada bir tane daha tamlanan eki var. Tür olarak bakıyorsunuz. Bunların hepsi addır. Bir ad, iki ad, üç ad. Zincirleme ad tamlaması. Bunun arası da burası. Tamlayanı ad tamlaması. Bakın burası tamlayan ya. Tamlayanı ad tamlaması. Tamlananı ad olan zincirleme ad tamlamasıdır. Tamlayanı ad tamlaması. Tamlananı ad olan zincirleme ad tamlamasıdır. Devam. Okulun. Aha. Gördüm yine gördüm. Tamlayan eki. Devam var. Okulun veda. Allah Allah. Okulun veda gecesi. Ha şimdi oldu. Dinleyin arkadaşlar. Bu sefer tamlayanı at. Tamlananı at tamlaması olan zincirleme at tamlamasıdır. Neymiş? Burada tamlayanı at tamlaması. Tamlananı at. Burada ise ok çekeyim. Tamlayanı at. Tamlananı at tamlaması. Şöyle bir soru ki öyle soru tipleri var. Ben de yazdım yani birkaç tane. Aşağıdaki zincirleme at tamlamalarından hangisinin kuruluşu ötekilerden farklıdır? Kuruluşu. Yani söyleyeceğim şeye dikkat etmezseniz o soru muhtemelen gitti. Dinleyin. Dört tanesini tamlayan at tamlaması verir. Kuruluş dedi ya, zincirleme at tamlamasının kuruluşu. Bir tanesini böyle verir. Ya da tam tersi yapar. Ya da ikişerle eşleştirtir. Şunun gibi verebilir. Bununla birazdan üzerine duracağım. Arkadaşlar ya korkmayın ya şeyden. Dil bilgisi ya işte benim kabusum falan filan korkmayın. Dikkatliyin, öğrenin. Tekrar yapın, sorusunu çözün. Yani gerçekten yaparsınız. Yani aklınızın ucundan geçmeyecek öğrenci 12 tane sorunun soruldu sınavlarda. Ya 9 tane yaptı. 12 tane dil bilgisinden 9'unu doğru yaptı. 10'unu doğru yaptı. Ya. Kendileri bile inanamadılar. Öğrenirsiniz. Yani şu alışkanlığı atın kafanızdan arkadaşlar. İşte deneme sınavı önünüze geliyor. İşte sözcükte anlam. Ha, hallederim. Başlıyorum. Arkasından cümlede anlam soruları. Sonra dil bilgisini bir görüyor. Hemen sayfayı çevir. Tak bir tane daha çevir. Paragraf. Yapmayın bunu. Yapmayın. Yani bir deneyin. Ufak ufak deneyin. Bakın olacak. Olacak yani. Mahallemizin bakkalının hesap defteri. Mahallemizin bakkalı. Hop. Tamlayan. Tamlayan bir at tamlaması. Hesap defteri. Bakın bu var ya. Bu var ya yine bağlı diyen tarafa. Tamlanan. Bu da at tamlaması. Tamlayanı da tamlananı da at tamlaması olan zincirleme at tamlamasıdır arkadaşlar. Bunlar da ayrıca neymiş? Birer admış. Zincirleme at tamlaması olarak karşımıza çıktı. Sokak lambasının ışığı etrafı yeteri kadar aydınlatmıyordu. Size bıraktım. Evet. Sokak lambasının ışığı. Arkadaşlar ad 1, ad 2, ad 3. Bakın yine var. Yine bağladı. Devam. Şarkıcının sesinin güzelliği hepimizi etkiledi.
şarkıcının sesinin güzelliği. Bakın tamlayan eki. Hop buna tamlandı. Hop bu da buna tamlandı arkadaşlar. Zincirleme hat tamlaması. Küçükken okul müdürünün makam odasına korkudan giremezdik. Okul müdürünün makam odası arkadaşlar. Bakın okul müdürü. Ne müdürü? Ne? Bu soruları sorabilirsiniz zaten. Ne? Neyin? Ama nasıl değil ha? Nasıl deyince işin rengi değişiyor. Ne ve neyin? Kimin sorularını sorabilirsiniz. At tamlamalarına kendi içlerinde. İşte okul müdürünün ne odası? Makam odası. Bu da tamlandı. Bunlar da at. Neymiş arkadaşlar? Zincirleme at tamlaması. Belki hani okurken dikkatinizi çekmiş olabilir. Aa burada bir de zarf fiil var. Bu zarf fiil değil. Nasıl mı değil? Arkadaşlar küçük sözcü bir addır. Zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil. Bunlar eylem kök ya da gövdesine gelir. Ada gelen bir, doğrudan ada gelen bir şey olmaz. Eylem seki olmaz. O zarf fiil değil. Ha, yapım ekim yapım ekim ama şey değil. Zarf fiil değil. O da şöyle aklınızda bulunsun. Evet. Orman yangınının sonucunda birçok canlı yok olmuştu. Bu hakikaten şey yani televizyonda izlerken bile insanın içi yanıyor. Ki bu Manavgat'taki yangında Siirt'teydim. Hatta Manavgat şelalesinden çıktık dönüyorduk. Daha öğlen bile olmamıştı. Hafif bir duman görmüştük. Dedim yangın var. İşte hani yazık falan filan de aklımızdan geçirdik. Arkadaşlar 2-3 saat içerisinde her tarafın rengi değişmişti. Yani bu örneği o zaman yazmıştım. İşte şimdi yine bir şey yaptı anılar rahatsız etti. Gerçekten çok acı ama. Dikkat edelim. Ormanları koruyalım arkadaşlar. Orman yangınının sonucunda bakın tamlayan at tamlaması. Tamlananı at. Dün bizim evimizin önünde gelin arabası süslemiştik. Ben size dedim işte zamirler de at tamlamalarında kullanılabiliyor. Bakın bizim evimiz tamlayan eki önü dedik. Bir de burada var. Bu zamir. İşi bozan şey zamir değil. Sıfat sıfat. Ona dikkat. Zamir, at, yine at, zincirleme at tamlaması. Çünkü 3 tane unsur ne oldu arkadaşlar? Bir araya geldi, tamlandı, zincirleme at tamlamasını oluşturdu. Yani en az 3 tane ad olacak. En az 3 tane ad olacak arkadaşlar. En az 3 tane ad olacak. Ve ne oluyormuş? Zincirleme at tamlamasını oluşturuyormuş. Devam. Eknot. Zincirleme at tamlamalarıyla bakalım ne var? Yine ne var? Adamın boğuk sesi hepimizi rahatsız etti. Ha işte 1, 2, 3 zincirleme at tamlaması dediğin anda gitti. Soru gitti. Niye? Orada tüyosunu verdim size. Ha yakalayan yakaladı. Sözüm yok ona. Aferin diyorum. Sıfat. Nasıl ses? Nasıl ses? Zincirleme at tamlaması olması için en az 3 tane ad olması lazım. Bakın ad unsuru 2'de kaldı. Ad unsuru 2'de kaldı arkadaşlar. 2 taneden de zincirleme at tamlaması olmaz. Bakın tamlayan bu. Tamlanan bu. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili at tamlaması. Bakın zincirleme demedim. Devam ediyorum. Küçük çocuğun yaramazlığı. Ha işte bu üçü bir araya geldi. Tamam zincirleme at tamlaması dediğin anda geçmiş olsun. O soru da kaçtı. Neden? Çocuğun yaramazlığı işte hocam. Tamam ama nasıl çocuk? Küçük çocuk. Bakın sıfat. Sıfat. Bunda ise zincirleme at tamlaması değil. Peki ne bu? Bunda da ne var arkadaşlar? Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili at tamlaması. Zincirleme at tamlaması değil. Çünkü sıfat bozdu işin içine. Yani çok güzel yakalıyorsunuz olayı. Daha önce kaçırıyorsanız soruları işte hatalardan bir tanesi de bundandır. Öyle hani soruları saklıyorsanız falan böyle. Dönün bakın bir de böyle bakın. Acaba hani hocam bunların hepsinde 3 tane 4 tane bir araya gelmiş. 5 seçenekte de böyle. Ama ben C diyorum. D çıkıyor. Bakıyorum yine aynı geliyor. İşte orada sıfat var sıfat. Sevimli çocuğun kırık oyuncağı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4'ü bir aradayken hele şunlar da var arada. Valla bana güven verir şimdi. Hani ya hani
bu bence zincirleme tamlaması derim ama değil. Neden? Nasıl çocuk? Sevimli çocuk. Sıfat. Nasıl oyuncak? Kırık oyuncak. Sıfat. Tamlayanı da. Şöyle T'ye. Tamlananı da. Sıfat tamlaması olan belirtili at tamlamasıdır. Yani zincirleme at tamlamalarıyla tamlayanı, tamlananı ya da her ikisi birden sıfat almış at tamlamalarını karıştırmayın arkadaşlar. Bunlara dikkat. Çok defa sorular kaçıp benim önüme gelmiştir. Yine temizleyeceğim. Normalde at tamlamaları bitti ama ben size yine şöyle genel bir uyarıda bulunacağım. Ondan sonra adlarla işimizi de bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Temizliyorum, devam. At tamlamalarıyla ilgili genel uyarılarımı yapıyorum. Konuyu bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Birinci maddemiz, at tamlamalarında tamlayanla tamlayan arasında uyuşmazlık olursa anlatım bozukluğu oluyor. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bugün benim de senin de sınavım yok. Şimdi tamam. Benim sınavım olur. Ama senin sınavın olur mu? Olmaz. Tamlayanla tamlanan uyuşmadı. Anlatım bozukluğu oldu. Yani senin sınavın benim de sınavım. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Bugün benim de sınavım, senin de sınavın yok. Buna dikkat. Devam ediyorum. Tamlayan eksikliği de sevgili arkadaşlar anlatım bozukluğuna neden olabiliyormuş. Kitabı okumuş ancak içeriğini beğenmemişti. Ya bu dil bilgisiyle ilgili anlatım bozuklukları hakikaten can yakıyor. Anlayışla da karşılıyorum sizi. Çünkü okuyunca şey diyebiliyorsunuz. Ne var bunda işte, tamam okudum ben anladım. Valla doğru okudunuz anladınız, ben de anladım ama orada dil bilgisiyle ilgili bir problem var. Nasıl yani? Kitabı okumuş ancak içeriğini beğenmemişti. Yani kitabı mı içeriğini, kitabın mı içeriğini? Bu neydi? Tamlayandı. Tamlayan eksikliği ne olmuş? Anlatım bozukluğuna sebep olmuş. Devam ediyorum. Belirtisi at tamlamaları. Bazen bir adın önünde sıfat olarak kullanılabilir. Yani o belirtisi at tamlaması sıfat olarak kullanıyorum. Bakın şimdi bu yılan at, deri at, ayakkabı at. Üçü bir araya geldi, zincirleme at tamlaması diye hemen işte atlamıyorsunuz. Bir bakalım mı ne var? Ayakkabı, tamam at dedik. Peki yılan derisini at tamlaması. Nasıl at tamlaması sevgili arkadaşlar? Belirtisi at tamlaması. Nasıl ayakkabı? Yılan derisi ayakkabı. Bakın nasıl sorusu yanıt verdi. Bu belirtisiz at tamlaması bunu niteledi. Sıfat oldu. Koca at tamlaması sıfat oldu. Yani son şekliyle burası sıfat tamlaması oldu. Bir başka uyarımız var, ona geçiyorum. Belirtili at tamlamalarında tamlayan eki nın nin yerine çıkma yani ayrılma hal eki olan dan den kullanılabilir. Bunlar bağımsız bir soru olarak da gelebiliyor. Mesela ana cümlede bir tane şey veriyor ya da üst tarafta işte çocuklardan biri tet 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 işte hangisinde dan eki bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. İşte orada bakmanız gereken aslında çocukların biri ne oldu? Seçme anlamı kattık. Seçme anlamı kattığımızda da dan den hal ekini kullandık. Belirtili at tamlaması mı? Belirtili at tamlamasıdır. Buna da dikkat. Son uyarım, zamirlerde at tamlamalarında kullanılabiliyor. Zamir tamlaması diye bir şey yok. Onun derdi dedik arkadaşlar. Bakın tamlayan bir kişi zamiri oldu. Belirtili at tamlaması. Tamlayanı zamir olan belirtili at tamlamasıdır. Bakın neyin nesi? Tamlayan da zamir, tamlanan da zamir. Dediğim gibi zamir tamlaması diye bir şey yok. Bu da bir at tamlamasıdır. Hatta belirtili at tamlamasıdır. Sevgili arkadaşlar, at tamlamalarında da durum bu. Tekrarları yapıyorsunuz, hemen soruların tepesine çöküyorsunuz, uyarılarıma dikkat ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.